Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle motiflerden güzel bir çanta çalışması yapacağız. Her zamanki çalıştığımız e, örgünün temeli sayılabilen motiflerimizi uygun şekillerle birbirine bağlayıp bu güzel çantamızı oluşturacağız. Daha sonrasında şöyle geniş güzel bir e, kulp ördük. Gördüğünüz gibi. Bütün birleştirmelerini ve dikme işlemini tamamladıktan sonra çantamız kullanılmaya hazır hale geldi. Şimdi kolay gelsin diyerek sizlerle bu güzel çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızın motifini örmek için zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisine girerek minik bir yuvarlak yapıyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 tığımızın başını dolayarak yuvarlağımızın bulunduğu noktaya gelelim ve trabzanımızı örelim bir defa başını doluyorum 1 ve 2 3 trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum yeniden yuva içerisine 1 2 ve 3 üç. İkinci üçlümüzü oluşturduk bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 üç. Üçüncü grubumuzu oluşturduk. Tekrar zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 4 tane üçlü grubumuzu ördük. 1 2 3 4 Bir zincirimi çektikten sonra zincirimle oluşturduğum trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum ve ilmeğimin arasından geçişimi yapıyorum böylece motifimizin göbek kısmını oluşturduk şimdi büyütmeye başlayacağız bu sıramızda köşelerimizi oluşturacağız şimdi her birisi ikişer üçlü gruptan olan 2 4 6 8 yani her zincir yuvasına girerek ikişer üçlü grubumuzu örerek köşelerimizi oluşturuyoruz 3 zincirimi çekerek başlıyorum Üç zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine bakınız. Yuvaya derince batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum. 1 ve 2. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Diğer bir zincirin yani alt sırada çektiğim zincir içerisine girerek 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3. Birinci köşemizi tamamladık tam olarak. Diğerisi yarım bakınız. Devam edelim. Zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Eliniz çok sıkı. Eğer kasacaksa o zaman mutlaka zincir çekmenizi tavsiye ederim. Bakın ben rahat ördüğüm için zincire gerek yok köşelerimizin arasında sadece bir zincir var. Geçişler yok. Bir zincir çektim. Yeniden diğer üçlüyü örüyorum. 1 2 ve 3. İkinci köşemizi de ördüm. Zincir çekmeden üçüncü köşemizi örmek üzere batıyorum. 2 ve 3. Araya bir zincir çekiyorum grup arası için. Tekrar üç trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 zincir çekmiyorum şurada yarım olan yani bir üçlüsünü yaptık ikincisini yapmamıştık oradaki köşemizin de ikinci üçlüyü örmek için hemen tığımın başını doluyorum zincir çekmeden 3 trabzanım örüyorum bakınız hiç büzmedi kasma yapmadı şöyle örgüm rahat olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum 3 zincirle başladığım yerin tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimin arasından geçişimi yapıyorum ve köşelerimizi de hazırladık şimdi göbeğimiz ve köşelerimizden sonra artık şu görmüş olduğumuz her iki grup arasını da örmeye başlayacağız hem köşelerimizi hem de bu iki köşe arasındaki bölümümüzü örüyoruz bu şekilde artışlarımızı yapıyoruz 3 zincirimi çektim Tığımın başını doluyorum. Zincirimin bulunduğu bakın şöyle içine hemen zincir dibine değil araya girerek iki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum yine zincir çekmeden araya giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Köşemi örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir köşemizde ve bir, iki, üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden her iki köşe arasına girerek 3 trabzanımı örüyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa, kasıyorsa lütfen bir zincir çekmeyi unutmayalım. Tekrar zincirimi çekmiyorum. Köşemi örüyorum. Araya bir zincir. 2 ve 3. Ve buradaki görmüş olduğumuz araya gelerek 3 trabzanımı daha örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden köşemizi ve şuradaki görmüş olduğumuz bölümü de tıpkı karşısında örmüş olduğumuz gibi örelim. Ve yarım olan köşemizin yanına kadar ilerleyelim. Evet yarım olan köşemize kadar örerek geldim bakınız. 3 tane trabzanla da ördüm köşemi bütünledim bir zincirimi çekiyorum 3 tane zincirin bulunduğu yere geliyorum ilmeğimi çıkarıp diğer bakınız ilmeğimin arasından geçiriyorum şu şekilde motifimiz gayet güzel oldu hemen 1 2 3 tane zincir çekip yine aynı yere girerek 2 tane daha trabzanımı örerek toplamda 3 sayısına ulaşıyorum şimdi artışlarımız devam etmekte bakınız Aşağıda bir tane olan trabzan grubumuzu sağında ve solunda birer tane daha örerek ikiye çıkarıyoruz. Bu motifimiz ilerledikçe buradaki sayılar birer birer artacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 diye her sırada yani dilediğiniz kadar motifimizi de büyütebilirsiniz. Zincir çekmeden giriyorum. 3 tane trabzanı örüyorum. Diğer tarafa 3 tane trabzanım örüyorum. Eliniz sıkıysa motifiniz büzecektir. Lütfen bir zincir çekelim. elimizde değişme olmayacaktır. Köşeyi örüyorum. 3 trabzanıma bir zincir tekrar 3 tane trabzan araya zincir çekmeden 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız şuradan başladık motifimizi oluşturmaya bir de iki oldu. Yine köşelerimizi örüyoruz. Şurada yapmış olduğumuz işlemimizin diğerinde bakınız üçlü grubumuzu örüp köşelerimizi oluşturarak başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. 2 ve 3 köşemi örüyorum. Bir zincirimi çekip köşemiz sıramız bitene kadar sabit kalacak. Yani motifimiz bitene kadar köşelerimiz hep sabit, aradaki sayılarımız artacak. Evet, şöyle görelim bakınız. Başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim. Evet, bütün köşesini ördüm. Bakınız. İkişer, ikişer. Artık başlangıç noktamızdayız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üç zinciri üzerine gelerek batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi, modelimiz tamamlandığı için kesiyoruz. Önce motiflerimizi biriktirelim, daha sonra birleştirme işlemini yapalım. Yeteri kadar motif sayısına ulaşalım şimdi. 17 motiften oluşan çantamızı ben birleştirdim. Bakınız birleştirmedeki yöntemimizi göstermek istiyorum. İlk önce tepe noktasında gördüğümüz iki tane motifimizi yan yana birleştirdim. Altına 4 tane motifimi ilave ettim. Diğer ilk başlangıçtaki iki motifimiz ortaya kalıp kenarlarında birer tane motif taşırarak ördüm. Daha sonrasında 3. sıramızda sol tarafa bir tane model daha fazlalaştırarak 5. motifimi ördüm. Alt kısmında yeniden dört tane motif ördüm. Bu kez sol tarafa doğru. Şöyle bakarsanız bakınız, bir sağ tarafta bir motif fazla, bir sol tarafta. Şimdi en son olarak iki tane motifimizi öreceğiz. Yine son birleşme işlemini nasıl yaptığımı göstermek için bir motifimi ayırdım sizlerle birlikte. Bunu da örmek istiyorum. Bu kez yine birer kenarlarında boşluk yani boşta motiflerimiz var ortadaki iki motifimiz tabii ki başlangıçtaki gibi şöyle çevirdiğimiz zaman daha bir e, güzel göreceğiz bakınız 2 3 2 3 2 3 şeklinde denk gelmekte motiflerimiz şöyle gördüğümüz zaman bakınız 1 ve 2 3 2 3 2 şimdi bunu birleştireceğiz 3 olacak ve sonrasında yine 2 ile bitecek ama hiç kafanız karışmasın şu şekilde bakınız İkiyi önce örüyoruz. Dördü örüyoruz. 5'i sol tarafa bir tane fazla. Beşin altına yeni çıkarmış olduğumuz e, motifimizin altına tekrar oradan başlayarak dört tane motif örüyoruz. Bu kez sağ tarafta boşluk ve tam ortalayarak iki motifimizi Yeniden ortaya örüyoruz ve çantamızın 17 motiften oluşan kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz hiçbir şekilde sıkıntı yok gayet kolay ve güzel bir şekilde ayarlanabilir motiflerimiz. Evet şimdi birleşme işlemini ben sık iğne ile yaptım iki kenarını birleştireceğimiz için sizlerle bu kısmı birleştirerek göstermek istiyorum. Buradaki görmüş olduğumuz gibi trabzanları örmedim. Sık iğne ile ördüm ve tersinden ördüm. Kabartalı kısımlar tersine kaldı bakınız. Şu şekilde ön kısmında ise sadece birleştirme yerlerimiz görülmekte. Şöyle bakalım. Evet şimdi son motifimizi şuradaki görmüş olduğumuz bölüme birleştiriyorum. Kenarlarında birer tane motifimiz boş olarak kalacak. Tığıma bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım ve birleştirme işlemini yapıyorum bakınız birleştirme işlemini tersten yapıyoruz şu şekilde buradaki motifime birleştireceğim için önce tek olan motifimde birleşme işlemini yapıyorum daha sonra ana gövdeye bağlanıyorum hemen alıyorum düz yüzleri birbirine denk gelecek şekilde Şöyle yerleştiriyorum düz yüzleri birbirine ve tek olan mutfimden tığlamaya başlıyorum. Bakınız iki zincir çektiğim yere giriyorum. Diğerinin de iki zincir çektiğim yere girerek hemen o kısımdan örmeye başlıyorum. İkisinin de zincir olan bölümüne girdim. Şu şekilde sabitledim. Ve hemen bir trabzan buradan bir trabzan diğerinden alıyorum. Örüyorum. Bir trabzan. Bakınız buradan diğer trabzanı oradan birebir sayılarımız aynı olduğu için hiç sıkıntı çekmeden örüyoruz Araya zincir çekmemiştik o yüzden hemen diğer trabzana batıyorum ve karşıdaki bir trabzandan alıyorum örüyorum ikinci trabzananın karşının da ikinci trabzanına batıyorum Üçüncü trabzanımı batıyorum karşı tarafında. Örüyorum. Devam ediyorum. Birebir üzerlerinden bu şekilde ilerliyoruz. Köşeye geliyorum. Bakınız. Birinci trabzanımı ikileri örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Karşı taraftan dalıyorum. Da Şöyle ikisini aynı anda Zincirimin olduğu yere batıyorum ve karşıdaki motifimin zincirinin olduğu yere girerek batıyorum. Ve motifimi şu şekilde çeviriyorum. Çantamın bütünüyle olan kısmı yani gövde kısmına geçiyorum. Burada bakınız her ikisinin iki zincir olan yerine batmıştım. Aynen burada da geçişimde de iki zincir çektiğim bölüme önce şöyle girerek batıyorum. Ve birer birer tıpkı Çık motifimizin yanında yaptığımız gibi her trabzanı karşılıklı birbirine birleştiriyoruz. Ve Bir bakınız kabartılı bölüm arka tarafta kalıyor, ön taraf hiç bozulmadan ilerliyor. Sona kadar bu şekilde devam ediyorum. en son 3 tane trabzanımızı yine birer birer örüyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve aradaki iki zincirin olduğu yere batıp karşıya batıyorum. Bir zincir çektikten sonra birleştirme işlemini tamamlayarak ipimizi kesiyorum. Şöyle görelim bakın. Son iki motifimizi de bu şekilde tamamladık çantamızın zeminini bu şekilde tamamladık. İkişer motif başlangıcımızda ve sonumuzda. Şimdi şu şekilde birleştirme işlemini yapacağız bakınız. Şöyle şu gördüğümüz bölümler karşı tarafında aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakınız iki motifimiz bu tarafta kaldı. Diğerinin iki motifi diğer tarafta şöyle ikişer motif, ikişer motif çantamızın önü ve arkası. Şuradaki görmüş olduğumuz kısımlar üstteki motifimiz ve alttaki motifimize birer yanı birleşecek. Aynı şekilde buradakini de birleştireceğiz. Şöyle görelim bakınız. Şöyle tutuyorum bu uçtan diğer uca şu şekilde. Bakınız bir yanı ve diğer yanını birleştireceğiz. Tabii ki yine aynı şekilde ters yönden birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Şöyle üst üste bırakalım. Ve hemen bir tanesini birleştirmesini birlikte yapalım. Bir zincir çekip düğümümü attım ve hemen birleştirme işlemine başlıyorum. İki zincirli bölümlere giriyorum. Her iki motifimizi de karşılıklı başlıyorum. Bakınız çantanın ana gövde kısmından örmeye başlıyorum. Ve birer birer trabzanlarımızın üzerlerinden karşılıklı alarak motiflerimizin tersinden birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Birer, birer Araya zincir çekmediğim için araya batmıyorum. Trabzanlarımın üzerinden alarak birleşme işlemini ilerletiyorum. Evet, uç noktaya kadar örerek geldim. Tam iki tane zincirimizin olduğu yere girdim karşılıklı şu şekilde ördüm. Bakınız burası en önemli yerlerimizden birisi. Bir yönle birleştirdik. Şimdi şu karşı taraftaki bölüme geçişimizi yapıyoruz. Şöyle bakınız, şurada çantamızı oluşturacak bölümümüz durmakta. Bakınız hemen karşının ortaya geliyorum, batıyorum birleştirme işlemini yaptıktan sonra yine bu köşemizi de birer birer karşılıklı batarak ilerletiyorum. Şurayı kapamış oluyoruz bakınız. Ve burada bir diğer tarafta yani her iki yönümüzü birleştirdik. Şöyle görelim. Bu meylimizi ve çantamızın altındaki şu kavisi bize vermiş oldu. Her iki yönde birleştirelim. Şimdi yukarıya doğru ilerleyelim. Son zincirimizin olduğu yere de battıktan sonra bir tane zincir çekip sabitliyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Şu kısmımızı çantamızın birleştirdik. Aradaki açık kalan kısmı bakınız. Bu motifimizi öne ve arkaya ilave ettik. Şimdi şu kısımdan başlayarak yukarıya doğru birleştirme işlemini yapıyoruz. Bakınız çantamızın görüntüsü daha güzel bir şekilde ortaya çıktı. Yine iki zincirimizin olduğu yerden başlayalım bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve birleştirme işleminde herhangi bir farklılık yapmadan ilerliyorum köşedeki iki zincirin içerisine giriyorum karşıdan da aynı şekilde alıyorum birer birer trabzanlarımızı alarak hem önden hem arkadan sık iğnemizle birleştirme işlemimizi yapıyoruz diğer tarafı da aynı şekilde öreceğiz. Evet yukarıya doğru ilerleyelim. Evet çantamızın birleştirme işlemini yaptık. Şöyle altından görelim çantamızı. Yandaki birleşme noktamızı görelim. Şu kısmı birleştirmiştik ve birer motifimizi birleştirdik. Diğer ikinci motifimiz birleştirmeden kaldı. Şöyle son haliyle görelim. Bakınız bu yönden ve diğer yönden şimdi şuradan başlayarak kenarlarımızı sık iğne olarak örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çektim ve en kenardan bakınız birleşme noktasından şu şekilde batarak girdim. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum, bir sonrakine sırasıyla sık iğnemi örerek ilerliyorum. her bir trabzanımıza bir tane sık iğne örüyorum tepe noktama geldim bakınız tepe noktamada bir tane sık iğne ördüm bir sonraki bölüme de bir tane sık iğnemi yaparak devam ediyorum aşağıya doğru inelim Evet aşağıya doğru geldim bakınız şu kısımdan bahsetmekteyim hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum çekmiyorum bir tane tam birleşme noktasına girip çekmiyorum bir de diğer motifime giriyorum bakınız 1 2 üç. 1 ve motiften tam ortadan bir diğer motiften aldım ve tek seferde çektim burayı kapatmak istiyoruz çünkü ve devam ediyorum artık birer birer diğer ortaya da aynı işlemimizi yapacağız ortamızın açık kalmaması için güzel toparlanması için 3 tane sık iğnemizi aynı anda çektik bu tüfemizin tepe noktasına kadar geldim en tepe noktasına yine bir tane sık iğnem ördüm yandan iniyorum şöyle görelim bakın topladığımız yer çantamızın ortasıydı şimdi yana doğru devam ediyorum Evet yana doğru geldim yine bir tane sık iğnem için buraya giriyorum diğer bakınız diğer motiften de bir tane sık iğne alıyorum. Her ikisini aynı anda geçiriyorum. Burası yanımız. Ve normal örmeye devam ediyorum birer birer sık iğne şekliyle. Çantamızı buradan başlayarak örmüştük. Ortada üçünü bir aldık. Diğer kenarda ikisini bir aldık ve diğer uçlardan da örmeye devam etmiştik. Yani motifimizin kenarlarından birer birer. Şimdi yine tam ortadaki bölümdeyiz. Bir tane bu motifimden bir tane tam ortadan bir tane de diğer motifimden alıyorum. 3 tane sık iğnemi aynı anda örüyorum. Ve kalanı da diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi birer sık iğne örerek yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya doğru geldim. Tekrar aşağıya doğru indim. Diğer yanımızdayız. Diğer yanımızı bir buradan bir de diğer taraftan alarak örüyorum. Ve geçişimi yapıyorum başlangıç noktasına da geçtim. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz önceki örmüş olduğum sık iğnelerin tamamını örüyorum. Burada yapmamız gereken tek ve en önemli işlem tam ortadaki ve yandaki sık iğnelerimizi birlikte almak. Şimdi bu sırayı da beraber yapalım. Bu sıradaki yapmış olduğumuz işlemin birebir aynını tekrar edeceğiz. Çantamızın ağız kısmına sık iğnelerini ördüm. Çantamızın kolbu için gerekli çalışmamızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 4. zincirime gelerek batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum ve iki tane trabzanım olmuş oluyor. Hemen bir sonraki trabzanıma da gelerek batıyorum. 1 2 3 tane trabzanım yan yana oldu bir zincirimi çekiyorum aşağıdan 1 2 atlıyorum 3 batıyorum bir trabzan yanındakine bir trabzan en sondaki zincirimin içerisine batarak bir tane trabzanım örüyorum şu şekilde bakınız üçü trabzanlarımız arada bir zincir alttan 2 atladık 1 2 3 4 Trabzanımı bitirdikten sonra 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak tam ortaya geliyorum. 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra en sondaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı yapıyorum şu şekilde 1 2 3 zincirimi çekiyorum çeviriyorum bakın skobumuzu bu şekilde çalışmak istiyorum şöyle çekelim hemen yanındaki yuvanın içerisine girerek bir aynı yere bir daha batıyorum Toplamda kenar zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oluyor. Bir zincirimi çekiyorum. Ve diğer şuradaki görmüş olduğumuz kenar yuvaya girerek bir trabzan, iki trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanım ise kenardaki zincirimin üzerine batarak sabitliyorum kenarımın düzgün olması için. Tekrar bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bakınız bir sırada iki trabzan, birinde tek trabzan şekliyle sona kadar ilerleyecek. Dört zincirimi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak tam ortaya 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum kenardaki trabzanıma batarak bakınız böyle bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincirimi çektim çeviriyorum iki tane trabzanım hemen yanına örüyorum araya bir zincir diğer kenara ise 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız. tekrar 1 2 3 4 dışını doluyorum ortaya 3 tane trabzanımı örüyorum 2 istediğimiz ölçü olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz bir zincir kenardaki trabzanın üzerine sabitleniyorum tekrar 3 tane zincir ilk tırabzanımız oluyor. 3. Bir zincirimi çektim. Evet, çantamızın kolbunu bu şekilde çalışarak büyütelim. İstediğimiz ölçü gelene kadar. Eğer çok uzun kullanmak istiyorsak istediğimiz uzunluğu, daha kısa kullanmak istiyorsak biraz daha kısa uzunluk yapalım ve sonrasında görüşelim. Evet, şu şekilde çantamızın sapını ördüm. Şöyle görelim. Yeteri kadar uzunluğa ulaştıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir. Tığımın başını doluyorum. Bir. Toplamda iki tane trabzanımı ördüm. Tekrar yanındaki dolguya giriyorum. Başını dolayıp bir çekiyorum. Ve yeniden ikinciyi çekiyorum. Bir. Bir sonraki. Tekrar bir. İki. Her birine ikişer tane batarak ilerleyelim ve dört kenarında yapalım iki uzun kenarını ve minik kenarlarımızı da tamamlayalım şimdi uzun kenarımızı örerek ilerleyelim çantamızın askısını ördüm bakınız kaç tane ördüme bakmak istiyorum şöyle iki olduğu için bakın şuradan sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 ve 88 sıra örmüşüz. Bakın epeyce uzun. Tabi istediğiniz uzunluk tamamen zevkinize göre ayarlanabilir. Kenarımızı bir başını dolayıp batmıştık. Yine diğer uca da aynı şekilde hemen geçişte sadece birkaç tane fazla yaptık. Bu kısmı ördük. Diğer yan tarafı da aynı her bölüme ikişer defa battık. Şimdi bakınız yine iki tane diğer geçişte yaptığımızın aynını tekrar ediyorum. İki de bu tarafa veriyoruz. Yani dört tane dönüşümüz için her bir trabzan arasına birer tane örüyoruz. Tekrar iki tane bu kısmı ördükten sonra ilk başlangıç yerime giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bakın bütün kenarlarını örerek tamamladım. Şu şekilde çantamızın sapının ipimizi arkaya çevirerek gizleyelim. Ve çantamıza dikelim. Çantamızın askısının bir tanesini çalıştım. E, yönün birine bakın uzunca ördüğümüz askımızı Şöyle güzelce ayarlayarak iç kısımdan diktim. Diğer tarafa da aynı şekilde dikelim. İç kısımlarından dikiyoruz. Sivri yerine gelecek kısım bakınız şu şekilde. Ayarlamamızı yapalım. Aynı renkten ipimizde görünmeyecek bir şekilde şöyle güzel dikişimizi atalım. Zaten örgü olduğu için çok fazla bir belirli olmamakta yani rahatsız edici bir belirlilik olmuyor. Kenarlarını turladıktan sonra ara kısma da dikişimi atıp güzelce çantamı sağlamlaştırıyorum sap kısmını atıyorum Düğüm attıktan sonra şöyle uzaklaşıyorum ve kesiyorum diğer tarafı da aynı şekilde dikelim düzeltiyorum. Düzeltip yerleştirdim. Tıpkı diğer tarafı diktiğimiz gibi. Burayı da dikelim. Biraz şöyle uzatıyorum. Çantamızın askılarının her ikisini de diktim. Şimdi düğmemi daha önce dikmiştim. Arka taraftan ön tarafa iliğimizi de örelim. Çantamız kullanılmaya hazır hale gelsin zincirimi çekerek düğümümü atıyorum tam ortaya bakınız düğmeyi de tam ortaya dikmiştim ortamız hemen yanındaki sık iğnemin içerisine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ortamızın diğer yanına batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra yanına batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve çeviriyorum. Birer sık iğne örüyorum. Şöyle ilk ilmeğimi sıkıştırıyorum. 1 2 3 Ne kadar olursa burada sayı önemli değil. Kullanacağımız düğmeye göre de iliğimizi hazırlayalım. Şöyle bakın geçince rahatlıkla hiç öne de dönmeyecek Evet tamamını bitirelim zincirimizin tamamını sık iğne ile ördüm başlangıç yerime geldim dibine batmıyorum bir yanına batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum başlangıç ve bitiş iplerimizi iç tarafa alarak gizleyelim uzaklaştırıyorum. Yeteri kadar uzaklaştırdıktan sonra kalanları kesip temizleyelim. Düğmeme taktım. Çok hoş oldu. Evet. Aşama aşama çalışmamızı tamamladık. Şöyle görelim. Her iki yönü de aynı oldu. Dilerseniz içine astar da çalışabilirsiniz. Şöyle astarımızı da aynı çantamızın şekline göre kesip kenarlarını önce ben iğne ile tutturdum daha sonrasında makine geçip sürfülerini yaptıktan sonra içine istediğiniz şekliyle dikebilirsiniz zaten çantamızın kendi ölçüsüne göre olduğu için hiç problem olmadan yerleşecektir Evet çalışmamızı tamamladık ve bir videomuzun daha sonuna geldik Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.